Bu sözsüz seçmen kaydı skandalları örtülüyor. 710 bin kişi daha işsiz kaldı. JITEM davasının gizli tanığı yok oldu. Günün haberleri başlıyor. Erzurum'da Gülen cemaatine hedef alan soruşturmalarda henüz 5,5 aylık hamileyken gözaltına alınan ve tutuklanan Şeyma Tekin, yakınlarıyla insan hakları örgütlerinin çağrılarına rağmen tahliye edilmedi ve yanına refakatçi alınmadan götürüldüğü hastanede yalnız başına doğum yaptı. Doğum yaptığı hastaneden soğuk ve sağlıksız ortamdaki cezaevine dönecek olan Tekin için yakınları ve siyasetçiler tutuksuz yargılanması çağrısı yaptı. HDP milletvekili ve insan hakları aktivisti Ömer Faruk Gergerlioğlu da Adalet Bakanlığı'nı etiketleyerek yanında ne refakatçisi var ne de tahliye haberi. Şeyma Tekin soğuk cezaevi koğuşuna bebeğiyle dönecek. Bu insafsızlık 2019 Türkiye'sinde yaşanıyor. Lohusa anneleri bebekleriyle cezaevinde tutan hukuksuz anlayış sözlerini kullandı. Doktorların seni bu halde nasıl cezaevinde tutuyorlar dediği Şeyma Tekin, Erzurum'un Uzundere ilçesinde henüz 5,5 aylık hamileyken baylok kullandığı iddiasıyla gözaltına alınmış, tutuklanıp cezaevine gönderilince işleri bozulacağı gerekçesiyle eşi tarafından da terk edilmiş ve boşanma işlemleri gerçekleştirilmişti. Bitlis Çevreyolu Caddesi'nde 242 no'lu kapı dairesinde 338 seçmen bir adresten, bir daireden söz ediyorum. Usulsüz seçmen çok kaydı önemli. Skandallarının üstü örtülüyor. 9 tane kız yurdunda 9 erkek seçmen, bunlar da hala listede mevcut, düşürülmemişler. Abazoğlu Sokak 34 Taksim 1 ve 34 Taksim 2 adresindeyiz şu an. Muhtarlık askı listesinde bu adreste toplamda 35 kişi ikamet etmektedir. Arkadaşım evi göstersin. Geldiğimizde kendilerini evde bulamadık. Muhtemelen işe gittiler. Yerel seçimler öncesinde Şırnak merkez ve ilçeleriyle beldelerinde yaşanan 9000 kişinin usulsüz kaydını ortaya çıkaran skandalda İl Seçim Kurulu itirazları karara bağladı. Şırnak, Uludere, Özelli Mahallesi, Tekoşin Sokak 23 numaralı hane kapısının önündeyiz. Aynı zamanda buranın üzerinde 9 tane seçmen kayıt edilmiştir. Kapı numarası 23, 9 tane seçmen. Seçim kurulu HDP'nin itirazını reddetti. Siirt Polis Evi misafirhanesinde 1963 kişi seçmen olarak kaydedilmiş. Çok kesin bir bilgi söylüyorum. Kaydına itirazda bulunulan kişilerin birçoğunun kolluk kuvvetlerinden oluştuğunu kabul eden İl Seçim Kurulu kararında itiraza konu seçmenlerin belirtilen adreslerde ikamet ettikleri anlaşıldığından yapılan itirazın reddine oy birliğiyle kesin olarak karar verildi denildi. Birçoğu korucu, asker ve polislerden oluşan 9000 civarında usulsüz seçmen kaydına yapılan itirazlardan tümü sivillerden oluşan sadece 745 kişinin kaydı dondurulmuştu. Kendi evlerine fütursuzca, pervasızca insan yazıp 40 kişi, 16 kişi, 18 kişi bir dairede yaşaması mümkün olmayan insanları ki birçoğu da polis tespitiyle artık kesinleşti. Hatta listelerden düştü. Onlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağız. 1993-1996 yılları arasında Ankara ve çevresinde 19 kişinin öldürülmesine ilişkin açılan, kamuoyunda Ankara JITEM davası olarak bilinen davanın 18. duruşması Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Ankara Adliyesi'nin en küçük salonlarından biri tahsis edilirken mahkeme heyetinin de değiştiği görüldü. Mahkemeye Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gönderilen yazıda ise davanın en önemli tanıklarından gizli tanık Ayışığı'nın yok olduğu, bulunamadığı bildirildi. Açıklamaya tepki gösteren müşteki avukatları, bir tanığa gizli tanık statüsü vermiş ise nasıl bulunamıyor? O zaman sahte belge mi düzenlendi? Ne zamanki yargılamada muhalifler müşteki ise gizli tanık muhaliflerin lehine ise kayboluyor. Aleyhine ise bulunuyor. Biz biliyoruz ki bu davanın asıl faili devletin ta kendisidir. Bir numaralı sanık AKP'nin yanında çıkıyor ama biz gizli tanığı bulamıyoruz sözlerini kullandı. Mahkeme heyeti bir sonraki duruşmayı 5 Nisan 2019 tarihine erteledi. Her geçen gün daha da artan işsizlik çalışma hayatı istatistiklerine yansımaya devam ediyor. Tam 3 yılda ben işsizim ben.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan, işçi ve sendikaların üye sayılarını gösteren 2019 Ocak istatistiğine göre toplam işçi sayısı Temmuz'a göre 14.121.664'ten 13.411.983'e geriledi. İşçi sayısı 709.681 kişi azaldı. En fazla işçi azalışı iktidarın sürekli teşvik ettiği inşaat kolunda gerçekleşti. İnşaatta işçi sayısı 1.805.928'den 1.259.940'a düştü. 1381 başvuru. Kaç kişi alınacak peki? 35 kişi. Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, Silivri'de 15 ayı tamamladığını ve hala savcı tarafından sorgulanmadığını açıkladı. Kavala, avukatları aracılığıyla gönderdiği mektupta, "Bugüne kadar savcı tarafından sorgulanmadım. Tahliye taleplerimiz 19 defa beni dinlemeye gerek duyulmaksızın reddedildi. Bütün bunlar tutuklanmamın ve tutukluluğumun uzatılmasının makul ve yerinde olduğuna inanıldığının, bu kararlardan kuşku duyulmadığının yansıması olarak görülebilir. Bana yöneltilen anayasal düzeni değiştirmek ve hükümeti devirmek suçlamaları savcılığın basın açıklamasında ifade edildiği kadar net ve kesin bulgulara dayansaydı, herhalde bugüne kadar iddianame hazırlanmış ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de savunma gönderilmiş olurdu" sözlerini kullandı. "Benim tutuklanmam iktidarın muhaliflere yönelik saldırısının bir parçasıdır" diyen Osman Kavala, Politico dergisi tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmiş ve bu ödülü kazanmasının Erdoğan'ın hak ihlallerine dikkat çekecek küresel bir bildiri olacağı belirtilmişti. Pasifik'te yer alan Manus Adası'nda bir gözaltı merkezinde tutulan Behruz Boçan isimli İranlı Kürt mülteci cep telefonuyla yazdığı kitabıyla Avustralya'nın en prestijli ödüllerinden Victoria Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. No friend but the mountains, writing from Manus prison by Behruz Boçan. When I arrived at Christmas Island 6 years ago, an immigration official... "Dost Yok Sadece Dağlar Var" isimli kitabıyla dikkatleri üzerine çeken Buchani, bundan 6 yıl önce tekneyle Avustralya'ya ulaşmış ancak anakaraya ayak basmadan Avustralya hükümetince Manus Adası'ndaki kampa gönderilmişti. Basına açıklama yapan Kürt kökenli yazar, "Etrafımdaki bu kadar çok masum insanın acı çektiği bir ortamda ödülü aldığıma sevinemedim bile" diye konuştu ve kazandığı ödülün dünya kamuoyunun Avustralya'nın deniz aşırı kamplarında zor şartlarda hayat mücadelesi veren mültecilerin durumuna dikkati çekmesini ümit ettiğini belirtti.